Programımızın bu bölümünde Manisa'dan bir konuğumuz var. Programımızın ilk bölümünde sizlere bahsetmiştik. Avukat Ümit Rona bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok Denizli teşekkür ederim. Denizli hoş geldiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim efendim. Çok daha önce gelmiş miydiniz Denizli'ye? Daha önce Denizli'ye bir iş münasebetiyle gelmiştik. Bu ikinci gelişimiz oldu. Biraz arada, soğuk karşıladık sizi ama. Hava biraz soğuk ama Denizli insanının sıcaklığı bizi oldukça memnun etti. Çok teşekkür ederiz o anda. Rica ederiz. Tekrar hoş geldiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Arabuluculuk. Bugünkü konumuz arabuluculuk. Evet. Ben yanlış hatırlamıyorsam arabuluculuk kanunu ilk resmi gazetede de yayınlanmadan önce kanun girecekti. Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu. Uzunca bu şekilde söyleyebiliriz. Denizli bununla ilgili yanlış hatırlamıyorsam bir program gerçekleştirmiştik. Denizli Baro Başkanı Sayın Müjdat İlhan'la yapmıştık. Tabii şimdi arabuluculuk kanunu ardından artık arabulucular. Evet. Siz de onlardan bir tanesisiniz. Evet, evet. Az sonra bunu değineceğiz. Dilerseniz arabuluculuk nedir? Evet. Böyle bir giriş yapalım. Tabii arabuluculuk hukuk sistemimiz içerisinde yeni bir sistem. Bu sistemin öncelikle halkımıza tanıtılması gerekir. Aslında halkımızın genel kültürü itibariyle, genel yaşayışı itibariyle çok uzak olmadığı, genel kültüründe yaşamış olduğu, fakat yasal anlamda bir zeminin olmadığı bir alan arabuluculuk. İşte 2012 yılında yürürlüğe giren arabuluculuk yasasıyla birlikte ve daha sonra uygulamaya giren yönetmelikle birlikte arabuluculuk ülkemizde de yasallaştı, yasal bir hal aldı. Dolayısıyla şimdi hukuk sistemimiz içerisinde dünyada ve diğer ülkelerde olan bir uygulama olan arabuluculuk sistemi bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde de yasal bir sistem haline geldi. Dolayısıyla arabuluculuk nedir? Çok doğru tanımlamak lazım. Arabuluculuk doğru anlatılması gereken bir müessese. Arabuluculukta tarafların bir araya gelmesini sağlayan ve iletişim becerileri ve müzakere teknikleriyle tarafları bir arada anlaşmalarını sağlayacak zemini hazırlayan tarafsız üçüncü kişi arabulucu. Dolayısıyla arabulucunun yapmış olduğu bu tarafsız işlem ve bunun neticesinde tarafların bir araya gelerek çeşitli iletişim becerileri ve müzakere teknikleriyle onların anlaşabilecekleri bir zeminin sağlanmasına da arabuluculuk sistemi deniyor. Kısaca arabuluculuğu böyle tanımlayabiliriz. Yani kelime anlamıyla da baktığımızda iki uyuşmazlık, iki insanın uyuşmazlığını bir araya getirip çözmek anlamına gelebilir. Yani, İzleyicilerimiz de bu şekilde de anlatabiliriz. Evet. Peki burada arabuluculuk yasasının ardından arabulucular da artık göreve başlayacaktı. Evet. Arabulucu da bu işi yapan kişilerin... Kişi, tarafsız üçüncü kişi. Yalnız burada şunu özellikle belirtmek isterim. Arabulucu aslında sorunu çözen kişi değil arabulucu. Bunu çok bir arabulucu tarafları bir araya getirip çözümü tarafların bulmasını sağlayan, yani bir nevi o uzlaşma zeminini sağlayan, tarafların birbirleriyle aralarındaki tartışma konusu olan hususu çözmelerini sağlayan ve çözmelerini sağlamada kendine yardımcı olan bir kişi. Yani bunu özellikle şöyle anlayabiliriz. Evet. İki uyuşmaz kişileri bir araya getirdikten sonra bu işin çözümü budur deyip böyle olması gerekiyor diyen kişi değil. Değil. Evet, çok doğru bir tanımlama yaptınız. O iki kişinin kendi arasında çözdükten sonra o araya getirdik de biz sorunu çözdük, size teşekkür ederiz diye sizi gönderen kişi. Evet, taraflara o imkanı sağlayacak doğru sormuş olduğu doğru sorularla, yani soruları doğru sorarak insanların anlaşabileceği zemini hazırlayan kişi. Çok doğru tanımladınız. Bu anlamda tabii bunun ardından hemen arabulucu tam olarak ne iş yapacaktı diyecektim. Zaten bunun da cevabı gelmiş oldu. İzleyicilerimize rahatlıkla bu şekilde anlatmış olabiliriz. Tabii bunun akabinde arabulucular ne zaman yani İki kişi anlaşmazlığa düştü. Evet. Ne zaman gitmesi gerekiyor arabulucuya? Şimdi ya da size ne zaman gelmesi bunu gerekiyor? Bunu şöyle belirleyelim. Bir kere bu yanlış algı vatandaşta şöyle bir arabuluculuk yasası çıkınca şöyle bir yanlış algı oluştu. Hiç mahkemeye gitmeden ya da mahkeme sürecine başlamadan gitmek mi şart arabulucuya diye bir algı oluştu. Hayır, arabulucuya iki şekilde de gidilebilir. Birincisi taraflar aralarındaki hukuki uyuşmazlığı, tarafların arasında var olan hukuki uyuşmazlığı hiç mahkemeye veya tahkime başvurmadan direkt bir araya gelerek taraflardan birinin teklifi üzerine diğer tarafın da kabul etmesi üzerine bir arabulucuya başvurarak arabulucuya gidebilirler. Birinci seçenek bu yol. İkinci seçenek de var olan bir devam eden bugün derdest olan yani devam etmekte olan bir yargılamada devam eden bir davada taraflardan birisi de arabuluculuk konusunda diğer tarafa teklif götürebilir. Yani arabulucuya gidelim teklifinde bulunabilir. Kaldı ki
yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte artık ülkemizde arabulucularda çalışmaya başladılar bu tarih itibariyle. Dolayısıyla mahkemelerde de bundan sonraki süreçte mahkeme hakimleri de taraflara arabulucuya gidip gitmemeleri noktası gitmek isterler mi sorusunu kendine yönlendirerek bir nevi yasada da bir nevi teşvik edici bir boyutta kazandı arabulucu. Evet, tavsiyede bulunabilir. Evet. Arabulucuya gitmek istiyor musunuz sorusu yönlendirilecek. Bu anlamda iki şekilde, yani birincisi hiç mahkemeye henüz başvurmamışken arabulucuya başvurabilirler. İkinci seçenek olarak da arabulucuya mahkeme içerisinde taraflardan birinin teklifi üzerine, diğer tarafın kabul etmesi üzerine de arabulucuya gidebilirler. O zaman şöyle bir soru yönelteyim. İki kişi arasında bir mahkeme süreci devam ediyor. Uzun bir süre. Evet. Sonuçta bir anlaşma zemini bulunamadı. Ve taraflardan bir tanesi arabulucuya gitmek istedi. Diğer taraf da kabul etti. Arabulucuya geldiler. Orada anlaşma sağlandıktan sonra mahkeme devam edecek mi, bitecek mi? Nasıl? Hayır, mahkeme, bunda sizin bir tesiriniz olmuyor mu? Yani şöyle, arabuluculuğun netice itibariyle taraflar anlaşmaya vardıktan sonra hukuken de süreç tamamlanmıştır. Bu kararı mahkemeye sunarlar. Mahkemede bu arabuluculukla ilgili tutanak tutulduktan sonra, çünkü arabuluculukta bir icra edilebilecek şerhi alınır. Zaten var olan bir mahkeme sürecinde arabuluculuğa gidilmişse direkt o mahkemeye arabuluculukla ilgili anlaştıkları hususu belirtildikten sonra yargılamada son bulur. Tüm davalar için gerekli mi? Yani çok önemli bir soru. Teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için Bahadır Bey. Gerçekten arabuluculuğun kilit hususlarından birisi bu. Çünkü hukuk sistemimiz içerisinde ve arabuluculuk kanununa göre her uyuşmazlıkta arabulucuya gidilemiyor. Bir defa bunu çok açık bir şekilde belirtmek lazım. Taraflar özel hukuk uyuşmazlıklarında yabancılık unsuru taşısa da, yani yabancılık unsuru taşısa dahi özel hukuk uyuşmazlığı olması gerekir. Yani nedir özel hukuk uyuşmazlığı? Tarafların üzerinde serbestçe anlaşmaya varabilecekleri, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri dava türleri. Mesela bunlara örnek olarak taraflar arasındaki bir alacak verecek meselesi, şirketler arasındaki ortaklıklarla ilgili bir takım alacak verecek miras ilişkileri, mirasta da yine onlar. Ama bir de şu hususu belirtmek isterim. Genelde toplumumuzda hemen arabuluculuk deyince akla ilk boşanma davaları geliyor. Ancak bu yanlış bir algıdır. Boşanma davaları arabulucuya uygun olan davalardan değildir. Bunu özellikle belirtelim. Çok önemli bir nokta. İlginç bir detay. Evet, çok ilginç bir detay. Arabuluculuğa boşanma davaları uygun değildir. Yalnız boşanma davalarının feri niteliğindeki, boşanma davasından kaynaklanan, boşanma davasıyla alakalı olan işte maddi ve manevi tazminat boyutları arabuluculuğa uygundur. Yani maddi manevi tazminat ve diğer feri hususları arabuluculuğa uygundur. Ancak boşanma davası arabulucuya uygun değildir. Bunu da belirtmiş olalım. Bunun haricinde mesela birkaç örnek belirtmek gerekirse halkımızın daha bilinçlenmesi noktasında, mesela hep akla geliyor ceza davalarında acaba arabulucuk mümkün müdür? Ceza davaların uzlaşmayla çözümlenebilecek olanlarında arabulucuk mümkündür. Uzlaşma kapsamında olan suçlarda. Ama atıyorum bir cinayet dosyasında, bir gasp dosyasında bu tip tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği, özellikle kamu hukukunun davacı olduğu bu tip hususlarda arabuluculuk uygun değildir. Bunu da belirtelim. Aslında ilginç bir detay. Evet. Arabulucuları davalılar, yani bu işe başvuracaklar, kendileri seçebiliyor değil mi? Evet. Başka bir yerden. Şimdi arabuluculukla ilgili taraflar istedikleri arabulucuyu seçebilirler. Adalet.gov.tr'de Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın bir sitesi mevcut. Arabuluculuk Daire Başkanlığı sitesinde taraflar, orada kayıtlı olan, bugün itibariyle kayıtlı birçok arabulucu o listede mevcut. O listeden istedikleri arabulucuyu seçebilirler ve o arabulucuya başvurabilirler. Kaç tane arabulucu var şu anda? Var mı böyle bir rakam? Şu anda 1000'in üzerinde ilk gruplar belirlendi. 1000'in üzerinde bir arabulucu sayısı şu anda Türkiye'de mevcut. İlk sınav ve ilk neticeleri itibariyle. Ancak bundan sonraki süreçte şu anda hali hazırda devam eden Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın da bu arabulucu kurumun yaygınlaşması kapsamında yapmış olduğu bir takım çalışmalar var. Bu sebeple de şu anda sınavlar henüz devam etmekte. Dolayısıyla süreç içerisinde arabulucu sayısı ülkemizde artacaktır. Biz de artmasını umuyoruz ve bekliyoruz. Peki hukuk mezunları herhalde arabulucu olacak. Evet. Bununla ilgili bir başka bir fakülte mezunlarının, evet, arabulucu olması söz konusu mu? İnsanların kafasında da böyle bir soru işaretlenecek. Bu soru tabii çok tartışıldı. Mevcut yasa itibariyle ülkemizdeki uygulama açısından arabulucu olabilecek kişilerin hukuk fakültesi mezunu olmaları gibi bir şart var. Avukat olmaları şart değil. Ancak hukuk fakültesi mezunu olmaları şart. 5 yıllık da bir kıdem aranıyor. Yani 5 yıllık bir meslek
çalışmış şartı aranıyor. Bu meslek şartını 5 yıllık kıdem şartını sağladıktan sonra hukuk fakültesi mezunları arabulucu olabilirler. Yani bu hukuk fakültesi mezunlarına tanınmış olan bir ayrıcalık. Peki siz arabulucu olmaya karar verdiğinizde ne gibi bir eğitimden geçtiniz mi, yoksa bunun yasal prosedürü nedir? Nasıl arabulucu oldunuz? Tabii şimdi arabuluculukla ilgili iki aşamalı bir sınavdan geçildi. Öncelikle bunun bir yazılı sınavı oldu ve daha sonrasında bir sözlü sınav gerçekleşti. Mülakat dediğimiz sözlü sınav gerçekleşti. Arabuluculuk sınavına başvurabilmek için ön şartlardan biri de arabuluculukla ilgili belli bir saat, belirlenen belli bir saatteki eğitimi tamamlamaları şart koşuldu sınava girecek kişilere, adaylara. Ve öncelikle o eğitim tamamlandı. Eğitim tamamlandıktan sonra arabuluculukla ilgili eğitim tamamlandıktan sonra yazılı sınava girildi. Yazılı sınavdan sonra da mülakat sınavına, sözlü sınava girildi. Yani belli bir eğitim almadan bu sınavlara girme şansınız yok. Hukuk eğitimi tek başına yeterli değil. Hukuk fakültesi mezunu olanlar ayrıca bir arabuluculukla ilgili özel bir eğitime tabi tutuldu. Peki bu eğitimde ne gibi bir süreç vardı? Eğitimin içeriği, neler gösterildi? Evet, eğitimin içeriği vardır ve çok renkli tabii ki. Şöyle, aslında arabuluculuğun, arabulucu kavramını bir hayal dahi ettiğimiz zaman, neler olabilir diye düşündüğümüz zaman az çok eğitim içeriğinde ne olabileceği insanda bir çağrışım yapıyor. Burada şu var, eğitimde gerçekten de bu çağrışıma uygun olan şeyler vardı. Ne vardı mesela eğitimde? Bir arabuluculuk yasası ve arabuluculuk yönetmeliği tamamen adaylara anlatıldı. Onun haricinde bir de bu tabii uygulamanın esası yasa ve yönetmelik olduğundan bunların verilmesi tabii ki çok doğal ve verilmesi şart. Ancak onun haricinde iyi bir arabulucu nasıl olunabilir sorusuna cevap bulabilmek açısından İnsanların biliyorsunuz bu arabuluculuk aynı zamanda bir psikolojik süreç. Yani tarafların bir araya gelmesi ve arabulucunun da bazı psikolojik yetenekleri de taşıması lazım. Yani taraflara doğru soruyu sorması lazım. Tarafların anlaşabilmesi için biliyorsunuz toplumda şöyle bir şey vardır, onu özellikle belirteyim. İnsanlar 10 konuda anlaşamazlar ama aslında bu 10 konuda anlaşamadıklarını varsayarlar ama aslında bir araya geldiklerinde veya doğru zemini bulduklarında aslında 9 konuda anlaştıklarını fakat bir konuda anlaşamadıkları için 10'unda da anlaşamıyor gibi bir algıya düştüklerini, hataya düştüklerini görürler. Bu anlamda arabulucu doğru soru sorarak belki taraflar arasındaki o 10 problemi 9'unun çözülmesine vesile olup 1'e indirip o 1'inin de doğru sorularla sorarak belki tamamen çözümlenmesine sebep olacak bir ortama hazırlıyor. Bu anlamda psikoloji, iyi bir psikoloji eğitimi ve psikolojiden anlamak da çok önemli. Çünkü arabulucu çok ilginç bir süreç, arabulucunun yaşamış olduğu süreç. Taraflar bir araya geliyorlar ve taraflara doğru sorular soruluyor. Taraflardan birinin acaba o görüşme esnasında görüşmeden vazgeçme gibi bir fikri olabilir mi veya görüşmeye kapalı mı? Bunlar da biliyorsunuz hep el hareketleri, kol hareketleri, diğer mimikler, bunlar hep psikolojik şeyler. Bunların da eğitimi bize verildi. Bir anlamda doğru diyalog kurmayı sağlıyor. Evet, çok doğru. Yani diyalog çok önemli. Doğru diyalog, çünkü insanlar arasındaki problemlerin çözülememesinin en büyük sebeplerinden biri o doğru diyaloğun yaşanamamasıdır. Bu anlamda zaten arabulucu az önce tanımlarken de dedim ya, yani Bahadır Bey, özel müzakere teknikleri ve iletişim becerileri. Yani iletişim becerilerinin ve müzakere tekniklerinin arabulucu tarafından doğru tatbik edilmesi gerekiyor. Bu süreci çok olumlu etkileyecek bir husustur. O anlamda onun eğitimi de geniş şekilde hocalar tarafından verildi. Tabii avukatlık mesleğiniz diğer şekilde devam ediyor. Tabii arada... yani bugün tabii az önce dedik ki hukuk fakültesi mezunları ama hukuk fakültesi mezunlarının ekseriyeti, kahir ekseriyeti avukatlık yapmaktadır. Dolayısıyla da arabulucuların bugün büyük oranı mevcut avukat arkadaşlarımız. Avukatlık mesleğini yapmaya devam ederler. Onun haricinde bir de arabuluculukla ilgili mevzuları da kendi bürolarında ayrıca değerlendirirler. Peki siz ne zaman arabuluculuk görevine başladınız? Var mı böyle çok yakın bir tarihte mi? Yakın bir tarihte, bu Kasım ayı itibariyle arabuluculuk başladı. Çok taze, çok yeni. Size hiç başvuru geldi mi bununla ilgili? Şu ana kadar tabii biz bunun süreç içerisinde bunun tanıtımı ve yaygınlaştırılması çalışmalarını devam ediyoruz. Aynı zamanda Arabuluculuk Daire Başkanlığı da şu anda farkındalık yaratma seminerleri düzenlemekte illerde. Hatta Manisa'mızda da 13 Aralık günü farkındalık yaratma seminerleri kapsamında Arabuluculuk Daire Başkanlığı, Arabuluculuk Kurumu'ndan gelecekler. Bu anlamda aslına bakarsan şu anda Türkiye'deki süreç arabulucukta farkındalık yaratma süreci. Bu anlamda henüz böyle bir şeyle karşılaşmadık. Yani örnek verme anlamında böyle bir soru yönelttim. Örnek zaten
hangi davalara bakabileceğiniz noktasında konuştuğumuz noktalarda bir anlamda sizin yapacağınız görevle ilgili verdiğimiz örneklerde örnekler olarak kabul edebiliriz. Peki bu arabuluculuk süreci sonrasında anlaşma kişileri bağlayacak mı? Tabii yani kişileri bağlayacak, şöyle bağlayacak. Arabuluculukta tarafların anlaşma ihtimali, taraflar bir araya geldiği zaman arabuluculukta anlaşabilirler, anlaşmaya da bilirler. Anlaştıkları veya anlaşamadıkları hususlarda arabuluculuk faaliyetinin sonunda arabulucu tarafından bir tutanak tutulacak. Bu tutanak taraflar tarafından imzalanacak. Arabulucu tarafından da yine aynı şekilde. Taraflar bunu icra edilebilirlik şerhi dediğimiz bir müessese var. Bununla ilgili mahkemeye başvurarak yani arabulucukla ilgili tutulmuş olan tutanaktan sonra icra edilebilirlik şerhini mahkemeden alarak buna bir ilam niteliği kazandıracaklar. Bu ilam niteliği kazandırıldıktan sonra zaten icra edilebilirlik şerhinin de manası o uygulamada uygulanabilir hale gelmiş oluyor. O anlamda bir anlamda avantaj elde etmiş oluyor. Tabii yani karar bir nevi ilam hükmünde bir belge elimizde mevcut oluyor. Peki vatandaşlar şimdi arabuluculuk konusunu öğrendiklerinde zaten avukatlara gittiklerinde sıkıntılarını dile getirdiklerinde bunlarla ilgili muhakkak maddi bir de külfeti var avukatlara gittiğinde. Arabuluculukta da böyle bir yöntem söz konusu mu? Şimdi, bununla ilgili bir çalışma nedir? Tabii her mesleğin sonunda bir ücret takdir ediliyor. Arabuluculukta da bir ücretlendirme söz konusu. Ancak arabuluculuktaki vatandaş açısından bakmış olduğumuz zaman masraf boyutu normal mahkemelere göre oldukça düşük. Mesela yazışma yok. Yazışma yok, diğer masraflar yok. Yazışma yani masrafı arttıracak herhangi bir husus aslına bakarsanız yok. Dolayısıyla arabulucukta taraflar arabulucuk daire başkanlığı tarafından yayınlanmış olan bir ücret tarifesi var. O ücret tarifesinde uyuşmazlıkların türüne göre belirlenmiş olan bir saat ücreti var. Bu saat ücretleri de makul seviyelerde oldukça düşük ücretler. Dolayısıyla arabulucukta taraflara bir külfetli bir yol izlenmiyor taraflar açısından. Davalarla kıyasladığımız zaman oldukça düşük bir masraf söz konusu. Ayrıca harçlar, birikiş ücreti, keşif gibi bir takım hususlar da arabulucukta mevcut olmadığı için masrafı arttıracak husus da yok. O anlamda arabulucuk çok ekonomik bir yol. Bunu özellikle vatandaşımıza belirtmek isteriz. Bu yolun arabuluculuğun vatandaş tarafından tercih edilmesi noktasında açıkçası tercih edilmesi noktasında teşvik edici mahiyette açıklamalarda bulunuyoruz. Doğrusu da bu. Belki de programımızın başında söylemiştiniz. Mahkemeye gitmeden önce de arabuluculuğa gidilebilir. Evet. Ki o zaman mahkemeye gitmeme durumu da söz konusu olabilir. Ara bulunduktan sonra belki de hiç açılmayacak dava. Oradaki masraftan da kısılmış olabilir. Ve arabulucuya giden bir kişi diğer kişiyle sonuçta ortaklaşa gitti. Masrafı da ortak mı ödeyecek o zaman? Süremiz var mı bilmiyorum ama bu... Çok az birkaç dakikamız kaldı. Şunu söyleyebilirim soru olarak. Yani vatandaş niçin arabulucuya gitsin sorusu akla gelebilir yani. Bunun bir takım avantajları var arabuluculuğun diğer yargılamaya göre. Birincisi süre açısından avantajı var. Arabulucukta belki birinci oturumda, belki ikinci, belki üçüncü oturumda taraflar anlaşabilirler. Ne kadar erken anlaşırlarsa tabii daha avantajlı bir ekonomik açıdan bir sonuçla karşı karşıya kalırlar. Arabulucunun bir kere süre açısından bir avantajı var taraflara. Ücret açısından bir avantajı var. Daha az masraflı bir yol. Bir de tarafların en önemli hususlardan biri de arabuluculuğun temel ilkeleri içerisinde gizlilik ilkesi. Ben özellikle ona vurgu yapmak isterim. Taraflar belki mahkemede anlatamadıkları birçok şeyi arabuluculukta arabulucunun yanında o görüşmede anlatabilirler. Dolayısıyla bu gizlilik bazı şeylerin açığa çıkmaması açısından da bazı şeylerin açıkta konuşulmaması açısından da taraflar gizliliğe önem verebilirler. Arabuluculuk da tam o gizlilik kaygılarına cevap verebilecek bir kurum. Bu anlamda gizlilik boyutu da çok önemli arabulucu tercih noktasında. Biz arabuluculuğun diğer yargılamayla kıyaslandığında elbette yargı olmazsa olmaz ama bir diğer bir yol olarak arabuluculuğun birçok avantajı taşıdığını özellikle belirtmek isteriz. Bu üç avantaj en ilk akla gelen ve sayabileceğimiz önemli avantajlar. Tabii arabuluculuğu gidecek bir kişi, karşısındaki kişi ve arabuluculuğu yapacak kişi arasında kalacak, üç kişi arasında kalacak. Evet, o gizli kurala uymamanın hukuki ve cezai yaptırımları var, özellikle onu da belirteyim. Bunlarla ilgili bu anlamda vatandaşımızın içi oldukça rahat olsun. Gayet anlaşılır bir dilde arabuluculuk konusuna da
vatandaşlarımıza anlatmış olduğumuzu varsıyorum, düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Bizlerle birlikte olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Deniz'de bizlerle öncelikle birlikte olduğunuz. Size, tüm Denizli halkına ve uydudan bizi izleyen tüm Türkiye'deki vatandaşlarımıza ve Pamukkale TV yöneticilerine, sizin nezdinizde tüm yönetime de ayrıca teşekkür ederim ve çalışanlarına. Biz teşekkür ederiz. Biz de sizlere kolay gelsin diyoruz meslek hayatınıza. Bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, bir programımızın daha sonuna geldik. Programımızın bu bölümünde avukat Ümit Rona ile arabuluculuk konusunu konuştuk. Ne işe yarar arabuluculuk konusu? Bunları sizlere anlatmaya çalıştık. Detaylarıyla anladığınızı düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bir sonraki programımızda yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.